Efendim merhabalar. Uzun süre evlerden çıkmadan beklediğimiz aşı sonunda herkese yapılmaya başlandı. Ne düşünüyorsunuz? Şimdi aşı var aşı var. Elin gavurunun yaptığı aşı ne malum bizi kısırlaştırmayacak ya da yumuşatıp LPG'li yapmayacak. Bunları iyi düşünmek lazım yeğenim. Savaş alanında yıkamadılar, aşıyla yıkmaya çalışıyorlar. Ama bu millet bu numaraları yemez. Ama Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış ve ısrarla tavsiye edilen bir aşı. Bir şeyde ısrar varsa 10 defa düşüneceksin yeğenim. Bu kadar ısrarın sebebi ne acaba? Hastalıktan kurtulmak amca. Yeniden evlere mi hapsolalım? Sen aşı oldun mu? Oldum tabii. Hem de 2 doz. Hadi o zaman işine bak yeğenim. Benim LPG'lilerle işim olmaz. Yazık vallahi ya. Böyle insanların cahilliği yüzünden biz evlere hapsoluyoruz. Bu aşı zorunlu hale gelmesi lazım. Olmayacak böyle. Niye oğlum? Ya adam haklıysa? Ya Türkleri yok etmek için yapılmış bir plansa? Baba sen yapma bari ya. Bütün dünyanın olduğu aşı bize gelince mi yok ediyor? Ya bütün dünya yapılan aşıdan farklı bir aşı yolluyorlarsa bize? Bir de böyle düşün. Eve hapsolmaktan ya da hastalanmaktan iyidir baba. En azından ne olacaksa birden olur. Sen ölmeyi bayılmak sandın herhalde. Biz biraz daha bekleyelim. Bakalım kokusu çıkar yakında. Efendim, Irmak Apartmanı'nda yaşayan Muzaffer Bey hala aşı olmama konusunda ısrarcı. Oğlunun ikna çabaları bile sonuç vermedi. Hala aşıya karşı şüpheyle yaklaşıyor. Lanet olsun dostum, bu Türkler sandığımızdan çok daha zeki çıktılar. Maalesef efendim, özellikle 50 yaş üstü göbekli Türkler planlarımızı açığa çıkararak bizi zor duruma sokuyor. Muzaffer Bey'in eşi Makbul Hanım aşı olmuyor muydu? Evet efendim, onun ikna olması çok uzun sürmemişti. O zaman B planını devreye sokun. Makbul Hanım'ı aşı yoluyla yerleştirdiğimiz çip ile Muzaffer Bey'in zaaflarından faydalanın. Anlaşıldı. Dediğim gibi birkaç sene daha bekleyelim. Baktık kimseye bir şey olmuyor, biz de yaptırırız. Muzaffer, eğer aşı yaptırmazsan bir daha yatak odasına gelemezsin. Madem aşı yaptırmak için birkaç sene bekleyeceksin, salonda uyursun artık. Ama Makbule... Ben amasını mamasını bilmem. Aşını yaptır, sonra istediğin kadar sınırsız aşı yapma hakkına sahip ol. Seçim senin. Aşı yapma hakkı mı? Aklımı başımdan aldım be kadın. Nerede şu aşı? Hemen yapsınlar bana. Madem ikna oldun, çağırıyorum doktoru o zaman. Efendim, işe yaradı. B planı işe yaradı. Tamam, hemen git. Kararından vazgeçmeden aşıyı yap. Merhabalar, aşı yapılacak olan kişi sizsiniz galiba. Kolunuzu uzatın lütfen. Dur. Sen doktor değilsin. Şırıngada hava boşluğu bıraktın. Siz Türkler yenilmek nedir bilmez misiniz? Merhaba, random animasyona destek olmak için kanalımıza abone olabilir, yorum ve beğeni atabilirsiniz.